Kül Kedisi Masalı. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kabul zaman içinde, çok uzak diyarlarda Cinderella adında güzeller güzeli bir kız yaşarmış. Annesi öldüğü için babası başka bir kadınla evlenmiş. Babasının evlendiği kadının ilk evliliğinden olan iki kızı varmış. Gelip eve yerleşmişler. Fakat kızlar Cinderella'nın güzelliğini kıskanıp ondan hiç hoşlanmamışlar. Cinderella'nın odasındaki bütün eşyalarını oraya buraya atıp evin bütün işlerini ona yüklemişler. Ona hizmetçi gibi davranıyorlar, yanlarında oturmasına bile izin vermiyorlarmış. Cinderella akşamları mutfakta oturup artık sönmeye çalışan ocağın küllerinde ellerini ısıtmaya çalışıyormuş. Sürekli ocağın başında oturduğu için üvey kız kardeşleri ona Kül Kedisi adını takmışlar. Günlerden bir gün eve davetiye gelmiş. Davetiye sarayda verilecek olan bir balo içinmiş. Bu baloda prens kendisine eş seçecekmiş. Üvey kız kardeşler çok heyecanlanmışlar ve prensin onlardan birisini seçmesi için günler öncesinden balo hazırlığı yapmaya başlamışlar. Ama o kadar çirkinlermiş, o kadar çirkinlermiş ki ne yaparlarsa bir türlü güzelleşemiyorlarmış. Balo akşamı geldiğinde üvey kız kardeşler baloya gitmişler. Kül Kedisi mutfakta oturmuş, ağlıyormuş. Birden bir kadının sesiyle ürpermiş. Çok güzel bir kadın karşısında oturuyormuş. Neden ağlıyorsun Kül Kedisi? Kül Kedisi ağlaya ağlaya cevap vermiş. Ben de baloya gitmek istiyorum. Güzel kadın Kül Kedisi'ne, üzülme, o baloya gideceksin. Ben senin iyilik perinim. Bana hemen bir bal kabağı getir demiş. Kül Kedisi hemen gidip Kül Kedisi Masalı. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kabul zaman içinde, çok uzak diyarlarda Cinderella adında güzeller güzeli bir kız yaşarmış. Annesi öldüğü için babası başka bir kadınla evlenmiş. Babasının evlendiği kadının ilk evliliğinden olan iki kızı varmış. Gelip eve yerleşmişler. Fakat kızlar Cinderella'nın güzelliğini kıskanıp ondan hiç hoşlanmamışlar. Cinderella'nın odasındaki bütün eşyalarını oraya buraya atıp evin bütün işlerini ona yüklemişler. Ona hizmetçi gibi davranıyorlar, yanlarında oturmasına bile izin vermiyorlarmış. Cinderella akşamları mutfakta oturup artık sönmeye çalışan ocağın küllerinde ellerini ısıtmaya çalışıyormuş. Sürekli ocağın başında oturduğu için üvey kız kardeşleri ona Kül Kedisi adını takmışlar. Günlerden bir gün eve davetiye gelmiş. Davetiye sarayda verilecek olan bir balo içinmiş. Bu baloda prens kendisine eş seçecekmiş. Üvey kız kardeşler çok heyecanlanmışlar ve prensin onlardan birisini seçmesi için günler öncesinden balo hazırlığı yapmaya başlamışlar. Ama o kadar çirkinlermiş, o kadar çirkinlermiş ki ne yaparlarsa bir türlü güzelleşemiyorlarmış. Balo akşamı geldiğinde üvey kız kardeşler baloya gitmişler. Kül Kedisi mutfakta oturmuş, ağlıyormuş. Birden bir kadının sesiyle ürpermiş. Çok güzel bir kadın karşısında oturuyormuş. Neden ağlıyorsun Kül Kedisi? Kül Kedisi ağlaya ağlaya cevap vermiş. Ben de baloya gitmek istiyorum. Güzel kadın Kül Kedisi'ne, üzülme, bu baloya gideceksin. Ben senin iyilik yerinim. Bana hemen bir bal kabağı getir demiş. Kül Kedisi hemen gidip bal kabağı getirmiş. İyilik perisi elindeki sihirli değneği bal kabağına dokundurduğunda bal kabağı çok güzel bir faytona dönüşmüş. İyilik perisi Kül Kedisi'ne, şimdi de 6 tane fare bul demiş. Kül Kedisi 6 fareyi de bulup iyilik perisine getirmiş. İyilik perisi değneği 6 fareye değdirmiş ve fareler 6 tane beyaz ata dönüşmüşler. Şimdi de 1 fare ve 1 kertenkele bulmalısın. Kül Kedisi 1 fare ve 6 kertenkeleyi de iyilik perisine getirdikten sonra merakla beklemeye başlamış. İyilik meleği 1 fareyi faytonu sürecek olan arabacıya, kertenkeleleri de arabanın arkasından gidecek olan uşaklara çeviri vermiş.
Artık sıra kül kedisine gelmiş. Peri, sihirli değneğini kül kedisinin üzerindeki elbiselere değdirdiğinde, kül kedisinin yırtık pırtık elbisesi birden çok güzel bir balo elbisesine dönüşmüş. Ayaklarında ise camdan yapılmış ayakkabılar varmış. İyilik perisi kül kedisine artık baloya gidebileceğini, baloda dilediği gibi eğlenebileceğini, yalnız saat 12 olduğunda bunların hepsinin eski haline dönüşeceğini söylemiş. Kül kedisi baloya gittiğinde bütün gözler onun üzerindeymiş. Üvey kız kardeşler kül kedisini tanıyamamışlar bile. O kadar güzelmiş, o kadar güzelmiş ki. Balodaki bütün erkekler adeta birbirleriyle yarışa girmişler. Prens kül kedisini görür görmez ona aşık olmuş. Bütün gece kül kedisi ve prens dans etmişler. Saat 12'yi vurmak üzereyken kül kedisinin aklına iyilik perisinin söyledikleri gelmiş. Telaşla balo salonundan koşarak uzaklaşmış. Prens kül kedisinin ayakkabısının bir tekini merdivende bulmuş. Ne yapıp edip bu ayakkabının sahibini bulacağım demiş. Kül kedisi eve geldiğinde her şey yine eski haline dönmüş. Sadece ayakkabısının teki duruyormuş. Diğer tekini nerede bıraktığını hatırlayamıyormuş. Prens artık ayakkabının sahibini aramaya başlamış. Bütün evleri tek tek gezerek kızlara ayakkabı denetiyormuş. Fakat kimsenin ayağına uymuyormuş. Prens kül kedisinin yaşadığı eve geldiğinde üvey kız kardeşleri ayakkabıyı denemişler. Ayakkabının da onları olması için dua edip duruyorlarmış. Fakat ayakkabı diğer kızlara olmadığı gibi onlara da olmamış. Prens tam evi terk edecekken evin hizmetçisi dikkatini çekmiş. Hanımefendi, ayakkabıyı bir de siz dener misiniz demiş. Üvey kız kardeşler kahkahayla gülmeye başlamışlar. O mu deneyecek? Kül kedisi. Kül kedisinin güzelliği prensin gözünden kaçmamış. Kül kedisi gelip ayakkabıyı denediğinde ayakkabı ayağına kalıp gibi olmuş. Prens kül kedisine hemen evlenme teklif etmiş. Üvey kız kardeşler de kıskançlıklarından çılgına dönmüşler. Kül kedisi ve prens evlenerek çok mutlu bir hayat sürmüşler. Onlar ermiş muradına, biz çıkalım tahtına.